Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Arslanköy sakinleriyle buluştu. Bakan Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Doçent Dr. Yılmaz Tezcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü de eşlik etti. Bakan Elvan'ın vatandaşlarla buluşması yöre halkı tarafından heyecanla karşılandı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Mersin Milletvekili Doçent Doktor Yılmaz Tezcan, Arslanköy Meydanı'ndaki Ulu Çınar'ın önünde ve gölgesinde "Sizlerle buluşmaktan gurur duyuyorum" diyerek yayalarda yol, su, hastane gibi problemlerimizi tek tek çözüyoruz. Projelerimiz çoktan başladı dedi. Bütün toprağın, vatan toprağını kucaklayacak, kardeşliğimizi tesis edecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylemek zorundayız. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, Ulu Çınar diyor ki 15 sene boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin'e güzel hizmetler yaptı. Bunun şahidi işte bu Ulu Çınar. Hastaneler, yollar, köprüler, hava alanları, hızlı trenler olmak üzere daha nice milli projelere, milli hizmetlere imzalar attık. Ulu Çınar diyor ki Arslanköy'e de yapacağınız hizmetleri buradan duymak istiyorum. İşte birazdan Sayın Bakanımız bu Ulu Çınar'ın gölgesinde Arslanköylü kardeşlerimize, Arslanköylü'ye yapacak olduğumuz hizmetleri tek tek sayacağız, anlatacağız. Yaptığımız hizmetler, yapacak olduğumuz hizmetlerin de teminatı değil mi kardeşlerim? Daha sonra söz alan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Bakan Lütfi Elvan'ın Mersin için büyük bir avantaj olduğunu belirterek "Biz de yerel yönetimler olarak sizler için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Şahsım olmak üzere, il valisi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları sizlerin hizmetinizdedir, sizlerin elindedir, sizler için vardır, size hizmet için varız biz burada. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ise bitmiş ve devam etmekte olan projelerle değinerek 1,5 yıl içerisinde tam 97 tane sulama projesi devam etmekte, artık Toroslar'da sulama problemi olmayacak dedi. Başladık ve Mersin'imizin her bir ilçesi, her bir beldesi şantiyeye dönüştü. Bakınız değerli hemşehrilerim, yaklaşık 1,5 yıl önce 2 milyon nüfuslu koskoca Mersin ilinde 4 veya 5 tane gölet projemiz vardı. Bugün 1,5 yıllık süre içerisinde tam 97 tane gölet projesine başladık sevgili kardeşlerim. 97 tane. Bunların birçoğunun ihalesine çıktık. Birçoğunun projesini yapıyoruz. Allah'ın izniyle işte bu yiğitlerin harman olduğu, Gölük kardeşlerinin yaşadığı Toroslar'da artık su problemi olmayacak, olmayacak, olmayacak.